fevkalade. Yani devletin ya da başkentin ihtişamını gösteren, tebaanın ya da İstanbullunun padişaha sevgisini gösteren, Batı'nın İstanbul'a merakını, padişaha merakını gösteren bir şey. Şimdi her şeyinizle ortada olmak değil 2. Abdülhamit'in yaptığı. Ay çok bakar tabii mısınız? Tabii. Yani Yıldız Hamidiye Camii. Evet. Burada bu cami de yakın zamanda, yani yakın dediğim tabii olmuştur bir sene, iki seneyi belki, evet, geçmiştir de. Restore edildi. Tabii evet, ki. Çok tabii güzel camidir burası tabii da. Şimdi şöyle, çok büyük değil ama işlevsel. Şimdi 2. Abdülhamit'in yaptırdığı tek cami bu değil. İstanbul'da pek çok cami var. Hı-hı. Ama bir başka özellik, ülkenin her yerinde okul ve cami beraber yaptırıyor Abdülhamit. Ya şu cüzdanın güzelliğine bakar mısınız? Yani nasıl, hı, zarif, nasıl estetik. İşçilik de gayet İşçilik güzel. İşçilik ne kadar güzel. Şu ortada da inisiyalleri var. İnisiyalleri var. Bu hal edilmeden önce son çorbasını içtiği tabakmış. Ben mesela burada da muazzam bir estetik görüyorum. Tabii ki. Ha, sürahi takımı. Görüyorum, sürahi takımı. Ay ne yani ince bakın, işçilik yarabbim. A ve H harflerini eski Türkçe, Arap harfleriyle görebilirsiniz. Yani ıtriyat kutusu daha doğrusu. Ahşap Hintkarı ıtriyat, evet, kutusu ıtriyat diyor. Kutusu, tabii koku. Tahta bölmelerde güzel gümüşten koku. 24 adet küçük koku şişesi varmış. Ondan sonra Osman Gazi'den Sultan Abdülaziz'e kadar 32 padişahın Young albümünden alınma renkli tasvirleri. Ya tabii, evet, müthiş bir işçilik. Üzerinde de tabii yazılar, maşallah la kuvvete illa billahi de yazıyor. Evet. Şimdi şey, ağaç işçiliği, marangozluk 2. Abdülhamit'in belki sanat noktasında en mahir olduğu alan biliyorsunuz. Evet. Yani gençliğinde tahta çıkmadan önce hat noktasında da bir icazeti var, bir de yazısı var ama ağırlık marangozluk şeyi. Şimdi bütün o yoğun mesai içinde dinleniyor aslında, biliyor musunuz? Göstersenize. Dinleniyor. Hocam İlber Ortaylı şey demişti bir keresinde. Hatırlıyorum, eğer sultan olmasaydı yani şu marangozluk işinden dahi hani dünya çapında zengin olabilirdi. Şimdi bakın, Osmanlı hanedanı üyelerinin özellikle padişahların hepsinin bir el becerisi ve ürünü var. Evet. Ve genelde zekatlarını oradan aldıkları parayla veriyorlar. Hassasiyete ya da zarafete dikkatinizi çekeyim. Yani o yoğun işler arasında yorulduğu zaman dinlenmek için yaptığı bir şey bu. Kafayı da dağıtıyor aynı zamanda değil kafasını mi? Kafasını dinlendiriyor. İş çıkarıyor. Marangozhane var. Orada çalışan marangozlar var. Evet. Yani tek başına değil. Ay şu bu inanılmaz bir şey. Evet. Ya bunu normalde bir insanın, hani bir sanatçının ortaya koyması bile tek başına, şaşırtıcıyken tabii ki, düşünün tabii ki bir devlet Osmanlı yönetirken Sultanı, bunu bir devletin başındaki bir numaranın bunu başarabiliyor olması. Bak burası Almanya'ymış mesela. Evet. 19. yüzyıl sonunda Almanya böyle gözüküyormuş. Evet. Devam edelim. Dışarıdan gönderilen fotoğraflar da var. Yani öyle bunu hepsini kendi çektirmiyor. Hocam Amerika. Dünyadan tabii. Dünyanın her tarafından satın da alıyor. Burası. Avustralya hocam. Avusturya. Tamam, devam edelim. Evet. Burası kardeş memleket. Azerbaycan. Azerbaycan. Devam edelim. Evet. Burası Belçika. Belçika. Evet. Evet. Bulgaristan'ı merak ettim. Bulgaristan'ı çektirmiş. Çin. Hadi buyurun bakalım. Çin'e bak. Çin. Evet. Evet, devam. Japonya vardır. Bu Fransa. Fransa. Hocam şuradan da bakabilirsiniz isterseniz. Evet. Burası neresi? Gürcistan. Gürcistan. Evet. İngiltere tabii ki. İngiltere'yi illaki. İngiltere dönemin süper gücü. Evet. Evet. İran burası. Evet. Evet. İspanya. Değil mi? Ve öyle bir saygı. Hamidiye Hicaz hattı yapılırken yaklaşınca Medine'ye gürültü çıkmasın diye keçe döşüyorlar. Keçe döşüyorlar ya, inanılmaz. Osmanlı son döneminin padişahı 2. Abdülhamit en muktediri ama aynı zamanda Osmanlı modernleşmesinin ve medeniyetinin de zirve yaptığı bir dönemin
padişahı. Dolayısıyla gerek sanatta, gerek musikide, gerek işçilikte baktığınız zaman rafine bir zevk söz konusu.